Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. Bakan Pakdemirli, 152 yangının söndürüldüğünü, 11 noktada çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Türkiye'nin orman yangınlarıyla savaşı tam bir haftayı doldurdu. Şimdiye kadar 39 ilde çıkan 174 yangının 160 tanesi söndürüldü. Hala yanan bölgelerde ise mücadele sürüyor. Alevler son olarak Aydın'da Karınca Dağı'na sıçradı. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar devam ediyor. Aydın Karacasu'daki yangın da sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangınlarla ilgili son paylaşımında 39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir ifadelerine yer verdi. Öte yandan Muğla'nın Ören Mahallesi'nde bulunan bir termik santrale doğru ilerleyen alevler büyük paniğe ve korkuya neden oldu. Gece saatlerinde santralin bir kilometre yakınına gelen alevler nedeniyle santral çevresindeki hidrojen tankları boşaltıldı. Santral çevresine hendekler kazıldı. Uzmanlar alevlerin termik santrale yaklaşması ya da ulaşması halinde sanıldığı gibi herhangi bir patlama ya da kimyasal salınım ortaya çıkmayacağını, söz konusu ihtimalle ilgili olası tüm üst düzey tedbirlerin alındığını ve endişelerin yersiz olduğu vurgulandı. Alevler güneşin doğması ve havadan müdahalenin başlamasıyla kontrol altına alındı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölge halkını deniz yoluyla tahliye etmek maksadıyla Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edildiğini de bildirdi.